NCM Investment'tan herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda son videomuzun devamı olarak türev piyasalar içerisinde taşıma maliyetlerinden ve kullanım alanlarından bahsedeceğiz. Spot piyasa ve vadeli fiyat ilişkisi ilk konu alanımız diyelim. Spot ve vadeli fiyat ilişkisinde spot ile vadeli fiyat arasındaki farka basis baz dendiğini biliyoruz ve basis hesaplaması spot fiyat ile vadeli fiyat arasındaki farkın hesaplanması ile bulunur. Fakat basis hesaplaması finansal ürünler içerisinde vadeli fiyattan spot fiyatın çıkarılması ile bulunur. Burada T bugünkü zamanı, büyük T ise gelecekteki yani vade sonundaki zamanı ifade eder. Spot fiyat T anında ve spot fiyat T anında çarpı burada risksiz faiz oranı TT aralığında T eksi T yine arada geçen dönem yani ne kadarlık bir vade 30 günlük mü 360 90 günlük mü bunun gün sayısına yıldaki gün sayısına bölümü ve buna da finansman maliyetinin üzerine depolama, sigorta ve ulaşım maliyetinin GTT yani T ve T zamanı arasındaki depolama, sigorta ve ulaşım maliyetinin eklenmesiyle bulunur. Burada finansman maliyetini hesaplamış oluyoruz. Risksiz faiz oranı üzerinden ve gün sayısına bölerek yine taşıma maliyetine bu şekilde ulaşıyoruz. Peki baz yani basis neden değişir? Basis'in değişmesi için birkaç tane sebep ortaya çıkabilir. Bu arz talep arasındaki dengedir. Yani arz ve talep arasında bir dengesizlik olduğu zaman baz riski ortaya çıkar. Yine bölge ve zamana göre baz değişik gösterebilir. Vadeli ve spot fiyatlar teslimat tarihinde aynı değere ulaşmış olurlar. Şimdi biraz yine grafik üzerinden gösterecek olursak vadeli fiyat yani bir herhangi bir emtianın işte 3 ay sonraki fiyatı burası spot fiyat alttaki ve vade sonuna yaklaştıkça bu iki eğrinin iki fiyatın birbirine yaklaştığını ve vade sonunda vadeli fiyat ile spot fiyatın aynı noktada birleştiğini görürüz vade sonunda. Yine baz kontango ve backwarded olması piyasanın kontango yani düz bir piyasa, backwarded ise mevcut yani spot'taki fiyatların gelecekteki fiyatlardan daha yüksek olduğu bir piyasayı ifade eder ve taşıma maliyeti ilişkisi tam olarak gözlenirse aslında baz yani basis negatiftir. Yani vadeli fiyat spot fiyattan yüksektir. Normal olan budur. İleriye dönük fiyatların risksiz faiz olanı depolama, ulaşım, sigortalı maliyetleri ile bugünkü fiyattan daha düşük olması beklenir. Ama basis'in pozitif olduğu durumlarda vardır. Bu da vadeli fiyatın spot fiyatın altında olduğu durumlardır. Yani spot fiyat vadeli fiyattan büyüktür ve bu durumda backwarded bir piyasa ortaya çıkmış olur ve basis pozitif olur. Bu da reverse cash and carry arbitraj olarak ortaya çıkabilir. Neden backwardation olur? Bir savaş diyelim riski vardır. Yani geçtiğimiz 2022 senesinde Rusya-Ukrayna savaşında olduğu gibi mesela petrol fiyatlarında Mart vadede fiyatların ileriki vadelere göre daha yüksek olduğunu gördük. Bunun sebebi de kısa vadede bu emtiada arz talep dengesinin bozulduğu ve arz tarafındaki bir takım sıkıntıların olduğunu işaret ediyor. Yine manipülasyon olabilir ki manipülasyon oluyor. Tabii ki manipülasyon kalıcı olamıyor. Eninde sonunda piyasalar bu düzeltmeyi yapıyor. Ya regülatörler devreye giriyor ya fonlar devreye giriyor. Piyasa fiyatları düzeltiyor. Ama sonuç itibariyle kısa dönemli de olsa hem fiziki emtia kıtlığı hem bir takım riskler, kontrol edilemeyen riskler hem de piyasada manipülasyon riski piyasanın backwarded olmasını sağlayabiliyor. Peki yine kontango ve backwarded piyasalarla ilgili grafiklerimize bakalım. Kontango piyasalarında trend yönünden bağımsız olarak basis daralması üretici hedgerlar için kazançlıdır. Tüketici hedgerlar için zararlıdır. Yani piyasanın kontango olduğu ve vadeli fiyatların spot fiyattan daha yüksek olduğu normal piyasa koşulları içerisinde üretici olan hedgerlar, riskini korumak isteyenler daha kazançlı pozisyonlanma yapabilirler. Ama tüketici hedgerlar için bu durum
bir miktar daha negatiftir. Bir diğer örneğimizde backwarded ise piyasa, yani spot piyasa vadeli piyasadan daha yüksekse, bu durumda da basis'in daralması halinde üretici hedgerler zarara uğrarlar, tüketici hedgerler ise daha kazançlı bir duruma gelebilirler. Şimdi kullanım alanlarına şöyle bir baktığımız zaman, vadeli piyasaların kullanım alanları aslında sık sık ara ara bundan bahsediyoruz, çok çeşitlidir. Hem likit piyasalardır bunlar, daha ucuz, güvenli ve likit piyasalardır. Ve bir takım cari spot fiyat, coğrafi farklar ve ileriye dönük beklenen fiyatın belirlenmesi açısından faydalıdırlar. Ve yine vadeli ürünler, faiz, endeks, döviz, enerji, tarım, endüstri, sanayi, canlı hayvan, egzotik, sigorta sektörü gibi birçok alanda, hatta elektrik kontratları ki hava koşullarına ilişkin kontratlar, yani birçok alanda vadeli piyasalar riskleri özellikle üretici ve tüketiciler için hedge etmek için fırsat sunarlar. Bu arada da spekülatörlere spekülasyon yapmak için yeni ürünler sunmuş olurlar. Birçok yatırımcı endeks, altın, tahvil, buğday, petrol ve diğer emtia kontratlarını kar amaçlı alıp satarlar. Bunlar spekülatörlerdir. Bir kısmı girdi maliyetlerini kontrol etmek amacıyla bu kontratlarda işlem yaparlar. Bunlar hedgerler, yani ticarilerdir. Emekli sandığı, sigortalar gibi büyük fonların yönetimi için vadeli piyasalar gene kullanılır. Arbitraj yapılabilir. Tabii ki spread, eğer basis farkından dolayı arbitraj imkanı doğar. Arbitraj yapanlar vardır. Dolayısıyla birçok kullanım alanı vardır. Yani spekülatif tarafta zaten birçoğumuz az çok bu piyasalarda işlem yapanlar bilirler. Bir marjin hesabı vardır. Kontratın bütün şeyleri, spesifikasyonları baştan tanımlıdır. Bir kontrat işte kaç ons ediyor, mesela altın için 100 ons ediyor. Minimum fiyat adımı ne? Bunların hepsi biliniyor ve bir kontrat basit bir şekilde bir fiyattan alındığı zaman yukarı giderse aldığınız zaman para kazanıyorsunuz, aşağı giderse kaybediyorsunuz. Tabii ki margin ihtiyacı doğabiliyor çünkü kaldıraçlı bir işlem bu, spot piyasalardan farklı olarak. Ve bu margin ihtiyacına göre de aracı kurumunuz size teminat tamamlama çağrısı yapabiliyor. Aynı şekilde bu piyasalarda alış yapabildiğiniz gibi satış da yapabiliyorsunuz. Tersine sattığınız zaman fiyatların düşmesi lehinize oluyor, fiyatların yükselmesi aleyhinize oluyor. Çünkü beklentiniz fiyatların düşeceği yönünde. Yine sigorta yapanlar içerisinde Euro-Dolar paritesinde, Dolar-TL kontratlarında, Euro-Türk Lirası kontratlarında, altın kontratlarında, dolar ons cinsinden, hepsinde bu piyasalar hedge için kullanılabiliyor. Spread işlemleri de yapılabiliyor bu piyasalarda. Biraz zor olmakla beraber biraz daha profesyonele kayan bir yatırım anlayışıyla bakmak gerekiyor. Bunlar da emtialar arasında spread, yani emtiaların değişik takvimleri arasında spread. Mesela buğday aralık vade ile ağustos vade arasında bir spread fırsat veriyorsa, yine emtialar arasında, ürünler arasında spread, crash spread, crack spread, marketler yani piyasalar arasında spread, yani Sibot'la işte ICE'da ya da Nibot'taki bir ürün arasındaki bir spread. Bunlar değişik fonksiyonları, alternatifleri var. Spread'i değiştiren faktörler de stoklama maliyetleri, faiz oranlarının değişmesi, fırsat etkisi ve fiyat seviyeleri olarak özetlenebilir. Bir başka önemli konu da TED spread'tir. Fakat bu TED spread, LIBOR, OIS ilişkisi, bunlardan biraz daha detaylı ileriki videolarda bahsetmek istiyorum. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.